Bunun orantısı %30'a %70'tir. Ee, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş orantısı bu şekildedir. 50-50 de olabilir. Çünkü o dönemde Münasir Ekonomik Bölge ile ilgili bir madde konmamıştır şeye, anayasaya, anayasanın içine. Ve bu şekilde de ta ki görüşmeler bitene kadar müzakereler sonucunda federal devlet kurulacaksa federal devlet, gevşek federasyon kurulacaksa gevşek federasyon, ayrılanacaksa da ayrılanacak... Ama o anlaşmanın sonunda Kıbrıslı Türklerin hakları net olarak ortaya çıkacak. Kıbrıslı Rumların da Uluslararası alanda Kıbrıslı Türkler hak ettikleri gazı payını alabilecekler mi? Yani bu şöyle boşanan bir karı koca gibidir. Der ki işte çocuğun biri erkeğin biri kadının ne bileyim buzdolabı, kadının çamaşır makinesi, erkeğin mahkeme bir karar verir hı hı. ve paylaşım yapar. Müzakerelerin sonunda o mahkemenin da mahkemenin de işte, e, işte doğru işte e, bakalım mahkeme karar verebilecek mi önce yani müzakereler evet, evet. sonuç bulacak mı eğer normal bir federasyonun görüşmesi 77'den 2012'ye 45 yıl gittiyse gevşek federasyon da bir 45 yıl gidecek demektir çünkü o başka bu başka bizim artık tahminimiz yok mı? Böyle hayır bir görüşmeye yok yalan. zaten bu konuda e, gerek Sayın e, Erdoğan gerek Hı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok e, çok sağlam duruyorlar çok ısrarlı davranıyorlar ve şu anda da Birleşmiş Milletler'e bana göre kabul ettirdikleri 2013'te masaya oturacaksak Mart'ında bizim ön koşullarımız var. Bir takvim olacak. İki Kıbrıs Türkler masadan nasıl kalkacak bu takvim sonucunda belli olacak. Yani anlaşırsak federal cumhuriyetin ortağı anlaşmazsak bağımsız devlet öyle bir 42 sene daha. Gevşek Federasyonu yok artık, evet. kalmadı. Gidecek şeyi yok. Evet. Kredilere gelelim isterseniz. Ee, Rusya uh. ve Çin e, Güney Kıbrıs'a kredilerini veriyor. Ama neye karşılık veriyor? Yani uh. geçmişteki kültürel e, ortak yaşama mı veriyor? Kültürel yaşama mı veriyor? İyi ilişkilere göre veriyor? Kimse kimseye benim bildiğim şu zamanda babasının oğluna kimse kredi vermez, vermez. yani. Şimdi Rusya Rusya ve Kıbrıs Rum tarafı Çin ve Kıbrıs Rum tarafında ikili Truva atı anlaşması var. İlginç bir kelime, ilginç bir tanımlama bu. Şimdi gerek Çin, gerek Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rum tarafının Truva atı. Hı hı. Yani Rum tarafı ne isterse bu ikisi kanalıyla BM'nin Güvenlik Konseyi masasına koyuyor ve kabul ettiriyor. Annan planının, Anna'nın raporunu hatırlayın. 27 27 Nisan 2004 tarihli Anna'nın raporu havada kaldı. Ne dedi Rusya? Eğer sen bu raporu e, masaya koyar önümüze getirirsen biz veto edeceğiz. Getirme boşuna veto yemiş bir e, BM genel sekreteri konumuna düşeceksin. Niçin veto edilecekti? Çünkü orada Annen diyordu ki Kıbrıs Türklere karşı uygulanan izolasyonlar kaldırılsın. Bu insanlık dışıdır. Çünkü evet demişlerdir. Sırf bu cümleden dolayı e, Rusya aynen bir Truva atı görevini yaptı ve bu kararın geçmesini önledi. Bu raporun kabul edilmesini önledi. Şimdi gerek Çin gerek Rusya, Rum tarafının Güvenlik Konseyinde Truva Atı görevini yaparken, Rum tarafı da Çin'in ve Rusya'nın Avrupa Birliği içindeki Truva Atı görevini yapıyor. Mesela Çin'in Çin'in çok ilginçtir. Çin'in kredi vermeye razıdır Çin, Hı -hı. ama diyor ki Rum tarafına sen şu anda dönem başkanısın, bana uygulanan kotaları yükselt. Yani ben. Pazarımı büyüt. Pazarımı büyüt. 10 tane ayakkabı kotası bana konduysa bunu 100 yap. Evet. İşte e, ne bileyim 20 tane pantolon kotası veya e, 10, 20 parça tekstil ürünü kotası konduysa sen bunu bana 50 yap. Ben de sana kredini vereyim. Evet. Şimdi e, sadece tekstille ilgili değil tüm kotalarıyla ilgili. Şimdi işte demir çelik kotasıyla ilgili, mermer kotasıyla ilgili her şeyle hı -hı, ilgili bu. Hı -hı. Şimdi Çin bunu şart koşuyor. Rusya da diyor ki Avrupa Birliği'nin offshore bankalarıyla ilgili kuralları var. Sen bunu uygulamayacaksın. Çünkü ben 72 milyar dolara eşit paramı senin bankalarında, offshore bankalarında tutuyorum. Hatta kendi şirketlerin bir Rum tarafında kaydı. Rum tarafına kaydı. Çünkü oradan da %10, %10'luk kurumlar vergisi var. Rum tarafında kurduğu vakit Avrupa Birliği içinde en düşük kurumlar vergisini uygulayan devlet Rum tarafı. Rus şirketleri bu nedenle Rum tarafında ve bütün kara parayı Rum tarafı üzerinden %10 kurumlar vergisi ödeyerek yani paranın %90'ını kurtarıyor, %10'unu Rum tarafına vergi olarak veriyor, tertemiz bir para olarak Rusya'ya geri dönüyor. Evet. Şimdi Rusya diyor ki offshore bankalarını kapatmayacaksın bir. Bana üst vereceksin. İngilizlerin üssü var, benim de üssüm olacak. Çünkü Laskiye'den artık ben bir hayır beklemiyorum. Büyük bir olasılıkla Suriye 3'e bölünecek. İşte Batı'da sol tarafta Laskiye olmak üzere Hatay'dan Lübnan sınırına kadar olan bölge bir Nasuri devleti olacak. İşte kuzeyde Kürt devleti olacak. Doğu'da da bir Sunni devleti olacak.